Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta Samsung Galaxy modellerinden herhangi birine sahipseniz acilen ama acilen yüklemeniz gereken bir uygulama olarak Good Luck'tan bahsedeceğim. Uygulamanın ne işe yaradığını size daha net örnekleyebilmek için Android dünyasındaki tüm cihazlarda bulunan temel yazılımlardan yola çıkmak istiyorum. Burada ana işletim sistemi olarak tabii ki Google'ın Android'i kullanırken her üretici firma MIUI, ColorOS MI veya Realme UI gibi kendi kullanıcı arayüz yazılımını kullanıyor. Samsung'un da kendi cihazları için geliştirdiği ve neredeyse ikinci bir işletim sistemi gibi çalışan One UI arayüz yazılımı bulunuyor. Good Luck ise tam da bu noktada Samsung'un kendi cihazlarına özel olarak geliştirdiği ve Android veya One UI'nin görsel tasarım veya işlevselliğindeki eksikliklerini tamamlayan son derece güçlü ve kullanışlı bir uygulama. Bu arada aranızda kaç kişi Good Luck'tan haberdardı gerçekten de merak ediyorum. İlk defa kullananlar veya önceden haberi olanlar yorumda belirtebilirse çok sevinirim. Good Lock temelde tek bir uygulama değil. Çünkü içerisinde ayrıca birçok farklı özelliğe hizmet eden modüller ekleniyor. İşte bu modüllerin toplam sayısı telefonunuzun modeline göre kalem desteği veya çoklu ekran kullanımı gibi özelliklere göre 15-20 arasında değişebiliyor. Bu modüllerin hepsini ana sayfada görebiliyorsunuz ama kullanabilmek için yandaki indirme sekmesine basmanız gerekiyor. Ben açıkçası hepsini deneyimleyebilmek için yükledim. Sizlere de aynısını yapmanızı öneririm. Çünkü uygulama Samsung'un orijinal yazılımı olduğundan hem tüm Galaxy cihazları ile uyumlu hem de son derece güvenli. Samsung'un bence tüm cihazlarında fabrika çıkışlı yani yerleşik olarak bulunması gereken uygulama şimdilik sadece Galaxy Store marketten ücretsiz olarak indirilebiliyor. Arama çubuğuna direkt uygulamanın adını yazarak ulaşabilirsiniz. İlk açıldığında ise ana sayfanın Make Up ve Life Up olarak iki kategoriye ayrıldığını göreceksiniz. Bunlardan birincisi Make Up'ta tahmin edebileceğiniz gibi saat arayüzü, tema seçenekleri, duvar kağıdı veya kilit ekranı özelleştirme gibi görünüm odaklı tasarımsal değişiklikler yapmamızı sağlayan modüller yer alıyor. İkincisi Life Up'ta ise ekran görüntüsü veya videosu alma, bildirim paneli, Bixby rutinler veya çoklu pencere uygulamalarının çok daha pratik kullanımını sağlayan fonksiyonel özellikler bulunuyor. Her modülün üzerinden geçmek gerekirse başlangıcı bu haftaki bölümde videoyu çok da uzatmamak için sadece make-up yani tasarımsal öğelerin bulunduğu kategoriyle yapacağım. Lineup yani cep telefonunun fonksiyonelliğini arttıran ikinci kategori ise yakın zamanda ayrıca paylaşacağım. En baştaki Team Park adı üzerinde klavye hızlı panel, ikon veya ses denetimleri gibi menüleri tamamen kafanıza göre şekillendirebileceğiniz tasarımlar yani temalar yaratabiliyorsunuz. Bunu ister aşağıdaki sekmelerden teker teker, isterseniz de hepsini birden tema sekmesinden Create New'a basarak oluşturabilirsiniz. Burada hem galerinizde bulunan malzemeleri hem de uygulama kütüphanesinde bulunan ücretli ücretsiz malzemeleri kullanabiliyorsunuz. Ben açıkçası bu kadar uğraşıp da yeni tasarımlar oluşturmayı sevmiyorum ama merakları için burası istediğiniz gibi çalışmalar üretebileceğiniz gerçek bir fabrika. Wonderland tamamen duvar kağıtlarına odaklanan bir modül. Görsellerinize ister hareketli hareketsiz objeler ekleyebilir, isterseniz de fotoğraflarınıza 3 boyutlar kazandırabilirsiniz. İçerisinde yine hem hazır tasarımlar bulunurken kendi galerinizden de eklemeler yapabiliyorsunuz. Örnek olarak herhangi bir fotoğraf seçtikten sonra önce edit, sonra da sağ alttaki artıya basarak Fotoğraf üzerine ikinci bir görsel, metin, video veya bölgesel efektler ekleyebiliyorsunuz. Mesela buradan kar tanesini seçerseniz manzara üzerinde kar yağmasını sağlayabiliyorsunuz. Telefonunuzda kullanacağınız duvar kağıdını birçok farklı öğeyi üst üste ekleyerek daha zengin hale getirebilirsiniz. Ben de duvar kağıtlarını sürekli değiştirmeyi sevdiğim için bu modül en çok kullandıklarım arasında yer alıyor. LockStar ve aşağılardaki Clock Face modülleri ile telefonun kilit ekranı ve sürekli açık ekranında tasarımsal değişiklikler yapabiliyorsunuz. LockStar daha çok ekrandaki objelerin yerlerini değiştirebilmemizi sağlarken, asıl Clock Face ile ek görseller, sticker'lar veya hazır saat kadranlarından istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Hatta hazır saat kadranlarının rengini, kalınlığını veya yazı karakterlerini de kendi içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Başta Clock Face olmak üzere her iki seçeneği de bence mutlaka deneyin. Keys Cafe telefonunuzdaki klavye tasarımını baştan yaratabileceğiniz tüm karakterlerin yerleşimini, rengini, boyutunu, yazım karakterini yani aklınıza gelebilecek her şeyi değiştirebilmenizi sağlayan çok güzel bir modül. Eğer işiniz gereği sık kullandığınız semboller varsa bunlardan oluşan yepyeni bir klavye ekleyebilir kendi yeni temanızı yaratabilir, tuşlara istediğiniz efektleri ekleyebilir ve hatta tuşlara bastığınızda çıkan sesi bile değiştirebilirsiniz. Ben bu modülü özellikle klavye ekranına emojileri daha hızlı ulaşabilmek için bir kısa yol eklemek, ışıklı oyun klavyelerini andıran efektler eklemek ve tuşlara bastığımda çıkan sesi değiştirmek için kullanıyorum. Navstar telefonun navigasyon çubuğunu değiştirebilmemizi sağlıyor. Ben bu aşamada tuşlar yerine iPhone'larda olduğu gibi kaydırma hareketini kullandığım için bu modül çok da yaramıyor. Ancak bu tuşları kullananlar için bir sürü seçenek mevcut aklınızda olsun. Home App bu kategoride benim en çok kullandığım modül çünkü içerisinde ana sayfa, klasör, arka planda çalışan uygulamalar ekranı veya paylaşım menüsü gibi ekranların arayüzlerini değiştirebileceğim bir sürü seçeneği barındırıyor. Mesela ben ana ekranın döngü şeklinde ilerlemesi, duvar kağıdının bulanık hale getirilmesi, Ana sayfa ve uygulamalar sayfasındaki yatay ve dikey ikon sayısının değiştirilmesi, açık uygulamalar sayfasının liste yerine birbirine bitişik şekilde görünmesini ve aşağıdaki uygulama önerilerini kaldırmak için kullandım. İsteyenler uygulama klasörlerinin pop-up pencere şeklinde daha küçük şekilde açılmasını veya görev yöneticisinin yeniden tasarlanmasında da kullanabilir. Bu modül bence ileride de kesinlikle en çok güncellemeyi alacak seçeneklerden biri olacak. Bu nedenle size de indirmenizi ve ara ara kontrol etmenizi kesinlikle öneririm. En altta yer alan Quick Start ile de telefonun hızlı panel tasarımında arka plan rengi ikonların dizilimi bildirimlerin farklı şekilde görünmesi veya ekranı yukarıdan aşağı kaydırdığınızda mevcuttaki düzen olan iki hareketli açılması yerine aşağı kaydırdığınız anda direkt açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bir de en tepedeki sistem ikonlarından kullanmadıklarınız varsa boş yere yer kaplamasını önlemek için istediklerinizi kaldırabiliyor ve hatta hepsini kapatırsanız da tertemiz bir sistem menüsüne kavuşabiliyorsunuz. Evet eğer Line Up kategorisine de bu bölüm girseydim video bir bu kadar daha uzayabilirdi. Bu da sizler için çok sıkıcı olabilir düşüncesiyle Geriye kalan modülleri de en geç 2 hafta içerisinde yine detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu bölüm umarım sizler için de faydalı ve eğlenceli olmuştur. Çünkü GoodLuck gerçekten de bizlerin kullanım deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Sonuçta elimizden neredeyse hiç bırakmadığımız telefonlara bu kadar müdahale edip kişiselleştirebilmek gerçekten de süper. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım Android içeklerinde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.